Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Efendim Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Ben Deniz Ekrem Demirli. Programımız her zaman olduğu gibi 3 bölüm olacak. Birinci bölümde Muhammed okumaya devam ediyoruz. İkinci bölümde kuran Kerim'den kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üçüncü bölümde de Divan-ı Kebir okuyacağız. Şimdi birinci bölüme geçebiliriz. Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammediye kitabından şiir tahlilleri. Muhammediye kitabı malum yani artık bizde birkaç senedir bunu okuyoruz. epey bir yol kat ettik aslında. şimdi geldiğimiz nokta şu başlık e, ee, Nüzülü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil Medine. Yani Hazreti Peygamber'e Medine'ye yerleşme meselesi. Ee, hicreti konuşmuştuk. Hicretin öncesinde işte miracı konuşmuştuk. E, ee, diğer vahyin e, ilgili konularını konuşmuştuk vesaire. Böyle kademe kademe gidiyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Şimdi diyor ki. Ela ey esrar nazar kıl geldi sırrullah. Ee, ela ey rasıd en envar e, gözün aç doğdu nurullah yani ey e, sırları öğrenmek isteyen sırlara niyet etmiş olan kimse e, nazar kıl yani dikkatini ver ki geldi sır, Allah'ın sırrı geldi ve ey e, rasıdı en var yani nurları e, terassud eden yani nurların peşinde gezen insan gözünü aç doğdu nurullah yani Allah'ın nuru Medine'ye doğ, doğdu bu biliyorsunuz e, peygamber efendimiz Medine'ye geldiğinde talal bedru aleyna e, ilahisiyle ilahi değil tabi yani bir şiir şeklinde okuyorlar teflerle vesaireyle filan e, yani bize Dolunay doğdu e, Veda Tepesi'nin üzerinden biraz sanki onu atıf gibi <laughs> evet ki gah hicran eder yerde muradı vuslatı hazret ki gah mirac eder yerden çıkıp arş üstüne olma e, Şimdi bazen yani Hazreti Peygamber temsil yani mah hani ay diyor. Bu bazen hani hicret eder ve e, yani gökyüzüne miraj eder. Yani yükselir bazen de yeryüzünde dolanır. Yani yani Peygamber Efendimizin Mekke'de Medine'ye geçmesi nasıl bir hadise ise aslında Mekke'den gökyüzüne yani urucu da aynı şekilde mübarek bir hadisedir. Yani bu ışık yani bütün varlığı, bütün ekvanı dolaşıyor diyor. E, dilerdi e, cümle eşyadan vücudunu şuhud ede e, geri alem rüsumundan e, onu tecrid ederdi ol Şimdi bütün şeylerden varlığını müşahede ede, yani müşahede etmek ister de geri alem rüsumundan onu tecrid ederdi ol Yani Cenab-ı Hak onu bütün alemlerden, bütün varlıklardan tecrid eder. Yani soyutlar ki onu bu haliyle müşahede etmek için. Pes olurdu hüviyette celaline kemali arz, cemalinde uluhiyet açardı kendine dergah. Evet. E pes olurdu yani hüviyette celaline kemali arz yani kemalin ce, Cenab-ı Celal'ini arz ederdi yani kemalini ki cemalinde uluhiyet açardı kendine dergah yani Cenab-ı Hak cemaliyle e, uluhiyet kapısını ona açardı yani bir, bir celal tecellisi bir cemal tecellisi gibi bunu tabi söylemesinin nedeni şu olabilir mesela Mekke'de biraz tabi daralıyor yani Peygamber Efendimiz orada biraz daralıyor bu bir celal tecellisi ama Medine mesela bir cemal tecellisi gibi onu açılıyor oradan devam ediyor o anlamda. Kılardı keşfi tevhidi anın için nuru zatidi yani bulurdu zatı tecridi anın için e, ol e, olduydu, a, olduydu agah. Evet. E, kılardı yani tevhidi keşf yani burada onun için nurun zatidi Yani ki peygamberimiz zatın nuru idi. Yani o nurun tecelli ettiği yer idi yani. Ondan sonra bulurdu nuru tecridi. Yani tecrit tabi varlıklardan mücerred olması. Yani varlıklardan tecerrit etmesi. Bu bir tevhid biçimidir. Daha doğrusu tevhide ulaşmak için bir yöntemdir bu. Onun için olurdu agah. Evet bunun için sürekli dikkat kesilirdi. Bu halat içre giderken ne bahte oldu müstarak, şey Ne bahre oldu müstarak, Bu derya içre gark iken ne yere çıktı olnağa yani bu hal içerisine gelen yani peygamberimiz yani denize deryaya yani gark oldu müstaharak oldu yani yani tevhid denizine bu tevhid denizi tabii çok kullanılan bir tabirdir çünkü yani bütün varlık aslında bir derya gibi yani bütün yani varlık o dalgaları ise varlıktaki hareketlenmeler yani yaratılış işte farklı farklı türlü türlü şeylerin meydana gelişi Şimdi dalgalar ne kadar çeşitli olursa olsun tabi neticede denizin bir birliği var yani. Bu derya içre gark iken ne yere çıktı o nagah yani ansızın e, nerelere çıktı yani evet. Geliptir nakli keşşafta Resulullah edip hicret yani keşrafta peygamberimizin hicretiyle ilgili deniyor ki Medine'ye yakın erdi nüzül etti o alicali e, ca yani o yüce makam sahibi. Medine'ye yakın bir yere ulaştı, oraya yerleşti. Şimdi peygamberimiz biliyorsunuz Medine'ye hicret ederken doğrudan Medine'ye gelmiyor. Kuba köyü var yani Medine'ye biraz yakın, yani civarındaki bir köy. Peygamberimiz bir müddet orada kalıyor. Yani bir işte bir haftaya yakın orada kalıyor. Bunun üzerine de tabii çok yorumlar yapılmıştır. Yani tartışmalar yapılmıştır. Acaba niçin böyle yapmıştır diye. Tabii muhtemelen yani Peygamber Efendimiz bir tedbir amacıyla bunu yapmış olabilir. Başka yorumlar da söylenebilir ama ben tabii yani böyle yorumlanmasında fayda var. Çünkü neticede yani Medine'ye gittiğinde bir aksül olabilir. Yani Medine'lilerin bir kısmı tepki gösterebilir. Bir kargaşa ortaya çıkabilir filan. Yani Peygamber Efendimiz biraz bunu denetlemek için, biraz bunu görmek için böyle ağırdan alarak bir hafta civarında orada kalıyor. Ee, Kuba köyünde kondu pes beni amir ibni avfa ol. Yani bu bu zata konuk oldu. Şimdi tabii yani köylerin sahipleri var. Ya yani da işte ağları var. Yani önde gelen isimleri var. Yani ona misafir oluyor yani, diyelim peygamberimiz. Düşen ee, Düşenbe günü idi. Yani perşembe günü idi. E, ki karar etti Resulullah. Yani peygamberimizin oraya yerleştiği gün perşembe e, günü idi ikamet etti ta cuma gün olunca hem o yerde yani yani öbür hafta gelinceye kadar Peygamberimiz or, orada kaldı. Gerçi bu yani düşünme salı mıydı? Bir dakika. Evet, Perşem Perşembe ee, yok salı gününden cumaya kadar kaldı diyor galiba. Ama ben doğrusu bir hafta olduğunu zannediyordum ama herhalde buradaki bilgi daha doğrudur. Pes, on, e, pes onda mescid bünyat esas etti delilullah. Yani Allah'ın Allah delili olan Peygamber Efendimiz orada bir mescid inşa etti. Yani Kuba Mescidi yapılıyor. Yani böyle diyelim ki herhalde çok iptidai bir şekilde ama yani insanların namaz kılabileceği halde e, bir mescid Yapılıyor henüz tabii namaz yani böyle düzenli hale gelmiş değil yani farz kılmış ama düzenli hale gelmiş değil tabii peygamberimiz yani cemaatle namazı insanların sürekli namaz kılmasını işte onları öğretiyor talim ediyor. Bu amaçla da önce Kuba'da yapılıyor daha sonra Medine'de bir mescid daha yapılıyor. Böyle Kuba'dan evet erişti cuma vaktinde halbuki Medine şehri karşısında evet. Beni salim makamında yetişti etti tahsila e, salatı cuma kıldı ol edip Allah'a tehcila. Yani Cenab-ı Hakk'a yani hürmeten yani orada e, cuma namazı da yani kılmış oldu. Okudu hutbe ve andan iki rekat namaz etti. Yani orada iki rekat, hutbe okudu önce sonra iki rekat namaz kıldı. Ki normalde cuma namazı budur biliyorsunuz. Ondan sonra dediler bu durur evvel kılınan cuma Te tecdiyle yani ilk kılınan cuma namazı aslında Kuba'da kılınmış oluyor yani orada kılınmış oluyor deniliyor dediler siyer ehli kim teveccüh eyledi andan Medine şehrine gitti te ile teenni yani ağır ağır yavaş bir şekilde oradan peygamberimiz yola çıktı ve Medine şehrine doğru gitti yani Medine şehrine e, ulaştı bunu kim söylüyor siyerciler yani peygamberimizin e hayatını yazan kişiler bunu böyle söylüyorlar. Şu bildiler. Kudümünü kamu şehir etti istibşar. Bekulli etti istikbal kamu ayağın tafsila. Yani bütün peygamberimizin geldiğini öğrenince herkes onu karşılamaya çıktılar. Sevindiler. Müjde saydılar bu haberi. Ondan sonra herkes yani bütün şehir ahalisi yola çıktılar. Tabii bütün şehir ahalisini bilmiyoruz ama... Yani Müslümanlar tabii sevinmiştir. Hem daha önce de Medine'de olan Müslümanlar, işte ilk göç eden Müslümanlar, onların hepsi birlikte Peygamber Efendimiz'i karşılamaya çıkmışlardır. Hemen de Erdi Cebrail dedi ki ya Resulullah, yani Cebrail geldi ve dedi ki ey Allah'ın peygamberi zamanın elde tutam ben, şey e, zamanını elde tutam ben yayan önünde taftile yani sana hürmeten hayvanının şeyini yularını ben tutayım devenin ve böyle yürüyeyim yani şehre gireyim. Kaçan kim etseler davet seni bunlar diyarına ki her biri seni ede makamatında tenzile. Yani herkes seni evine ağırlamak istiyor. Yani davet ettiklerine ben hani devenin yularını tutayım böyle hareket edeyim. Cevap ver kanda kim? Çöke deve anda nüzül eden ben ol yerde karar edem, varıncak şehre temsile. Yani de ki şimdi Peygamber Efendimiz tabii şehir ailesini küstürmek istemiyor. Yani herkes böyle hürmetle onu ağırlamak istiyor. Bu tabii Arap toplumu belki başka toplumlarda da aynı şey geçerli. Misafir ağırlamak çok kıymetli bir şey. Yani çok değerli bir şey. Özellikle de Peygamber Efendimiz'i ağırlamak. Peygamber Efendimiz de yani şehrin yoksullarından birisine misafir oluyor. Bunun için de hani kimseyi küstürmemek için diyor ki yani ben diyor deveyi salayım diyor. Deve nereye giderse oraya misafir olurum diyor. Şimdi Muhammediye yazarı diyor ki aslında diyor bu diyor Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e bildirdiği bir bilgiydi. Yani ben devenin yularını tutayım, deven nereye çökerse evin orada ve orada misafir olursun diye insanlara söyle ki böylece küsmesinler demiş oluyor. Çünkü gördüler onu gözler, kamu gözler onu gözler, ayağına sürüp yüzler ederler e, izzi tekmila... Yani bütün insanlar hani onu gözlüyor. Herkes ona hürmet ediyor. Yani bunu gördüklerinde ondan sonra ayağına sürüp yüz, yani ayağına yüzlerini sürüyorlar yani böyle hürmet etmek için, saygı göstermek için. Be gayet ettiler iclal dediler etti hak irsal. Yani Cenab-ı Hak onu resul olarak gönderdi. Bu nedenle ona büyük saygı gösterdiler, hürmet ettiler. Ki dediler ki yani ki sen nuru bize inzal kim ihlal ola tehlile. Yani yani bu nuru bize sen inzal etti. Yani sen getirdin dediler. Bu nedenle yani dolayısıyla şimdi peygamber olan saygının esas nedeni yani vahiy getirmiş olması. Yani Cenab-ı Hakk'ın nurunu insanlara getirmiş olması. Münevver oldular onun cemali şemsi tab tabından kemalince e, Kemal kemalin can da kemalin can da gördüler. Cemalullah Tevle yani onun kemalini bu cümle çok güzel hakikaten yani Peygamber Efendimizin kemalinde ahlaki özelliklerinde Cenab-ı Hakk'ın e, e, cemalini yani Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini gördüler diyor. Zaten şimdi Peygamber Efendimiz Hani varlığıyla şeyin delili yani Allah'ın delili dolayısıyla e, Peygamber Efendimizin kemalinde Cenab-ı Hakk'ın cemali görülmüş oldu. E, çünkü gördüler kim olmuştur hakka ayağın ol bed, bed, bedray, ayine ol bedray. E, Kağırdı her biri onu kim ki evine ol bedray. Yani baktılar ki yani Cenab-ı Peygamber e, Hakk'a bir ayna olmuş. Yani kendisi bir dolunay. Şimdi dolunay nedir? Yani güneşin ışığını taşıyan yani e, Hakk'ın ışığını taşıyan bu bakımdan şimdi peygamberi temsile daha müsait bir benzetme. Yani bir ayna gibi baktılar ki yani Cenab-ı Hak, şey cenab Peygamber, Cenab-ı Hakk'ın bir aynası yani onun ışın yansıtan biri. Böyle olunca da onu hep davet ettiler yani evlerine onu davet ettiler. Dedi ben inmezem illa şu yerde kim deve çöke, işittiler bu sözü için müzeyyen ettiler herca. Evet. E dedi ki yani bu deve nereye çökerse ben oraya yerleşirim. Yani oraya inerim dedi. Bunu duyunca her tarafı süslediler. Yani hani deve bizim tarafa çöksün falan diye. Yani herkes her yeri e, süslemiş oldu. E yarakladı kamu evtan kim anda ede istitan. E çu girdi şehre ol sultan Muazzez ol Cihanaray. Evet. Yani e, bütün yerler böyle hazırlandı ki yani oraya yerleşsin yani o deve orayı yurt edinsin e, dolayısıyla Peygamberimiz de o eve yerleşsin konuk olsun. E, çünkü girdi şehre yani o sultan yani Peygamberimiz o şehre girdiğinde muazzez ol cihanara yani bütün o yer yani e, aziz oldu yani o dünyayı süsleyen Peygamber oraya geldi diye o yer aziz oldu. Bu kez çıktı ne kim varsa Medine kavmi mecmua yani bu kez Med kim varsa yani Medine'de hepsi çıktılar ki hatta cümle hanımlar uçak oğlanı derviş bay. şimdi burada mesela derviş kelimesini kullanması enteresan muhtemelen derviş kelimesini yoksul anlamında kullanmıştır efendim herkes çıktı yani peygamberimizi karşılama herkes çıktı yani öyle ki bütün hatunlar yani kadınlar e, uşaklar, olanlar yani dervişler, zenginler herkes çıktılar. Saadetli yüzün görüp kamusu buldular e, devlet. E, sena ederdi meddahlar bu şiiri hem edip efzai. Yani meddahlar onu överlerdi ve bu, bu şiiri hem edip efzai. Evet. Eyyuhel murselu hakkan ci'te bilemril muta ci'te e temşi ve yine ya hayrada. Bu işte bu Talal Bedru'nun bir bölümü. Yani ey e, hak hakikat olarak peygamber olarak e, gönderilmiş olan zat, GT e, bil emril muta itaat edeceğimiz bir emirle geldin, emri getirdin. E, citte, e temşi heyinen yani böyle hani heyin yani şey bir şey, afiyetle yani yürüyorsun. Hoş geldin ey hayreda, ey e, davetçilerin en hayırlısı. Yani hoş geldin merhaba diyorlar. Yani Medeniler onu bu şekilde karşılıyorlardı. Şu resme girdi kim şehre ki yer gök aldılar behre. Nazar oldu bugün dehre ki geldi dev, e, devre ali ray. Yani e, Peygamber Efendimiz yani şehre girdi kim? E, yer gök aldılar behre yani evet. Ee, nazar oldu bugün dehre ki geldi devre alira Yani şey yüce olan yani sancağı yüce olanın devri geldi diye. Yani yer gök bunu 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 bildi yani bunu bununla iftihar eyledi. Kamu önünce yürünce giderler san, e, e, tar, tarriku derler. Onun, yani yolu açın derler. Yani herkes böyle önünce yürüyüp böyle yolu açın diyorlar. Deve hiç çökmedi asla birine basmadı hiç pa yani hiçbir yere ayak basmadı ve hiç çökmedi yani deve yani hiçbir şekilde çözme, çökmedi. Gidip dost doğru pes e, naka erişti çöktü ol yerde yani bir yere ulaştı ve orada çöktü. Haremdir mescit etmiştir onu sahında e, sahnında ol bedra yani peygamberimiz daha sonra orayı harem yani mescit edindi yani bu bugünkü yani peygamberimizin Mescidinin daha doğrusu Ravza'sın olduğu yere yani deve çöktü demekle deve geliyor oralar mahalle oraya çöküyor yani orada birisinin evi var o evin önüne çöküyor ve oraya yerleşiyor. Bu yerden tiz geri kalktı varıp ol yerde çöktü kim? Oluptur e, Ravza ve dergah yatar e, zımın bir yere çöküyor kalkıyor başka bir yere çöküyor. Bu kez orası da Ravza'sı ve şeyi oluyor. Şimdi Peygamber e yani metnin bu kısmında bedray yani dolunay diye yani hitap ediyor. E çünkü Cenab-ı Hakk'ın nurunu temsil et, ettiği için e böyle hitap ediyor. Pes andan kutbu hak merkez medara e, diyarı devredip kondu bu dara. Yani ondan sonra böyle hakkın kutbu yani merkez e, oldu. Yani diyarı devredip kondu bu dara. Yani Burası bütün yani alemin böyle merkezi e, haline e, geldi. Bu yerde e, ondan sonra Cabir-i Ensari adlı var idi bir sahabi yüzü udlu. Evet. Yani burada cabir Ensari, bugün işte eyüp Ensari yani. Yani orada yani o vardı. Ondan sonra onun e, dağarında kondu Fahri Alem. Yani onun evine yerleşti. Yani deve geldi orada durdu. Ve peygamberimiz o zatın evine yerleşti. Ona oldu nazar Vallahu alem yani e, nazar ona kılındı. Allahu alem Allah hanesini bilir. Var idi gözsüz onun bir anası yakın ermiş idi onun fenası yani yani böyle gözsüz ama bir annesi vardı yakındı yani hani ölüme yakın yani bir halde idi. E, i̇şitti geldiğini Mustafa'nın içi dışı safalar doldu onun. Yani Peygamber geldiğini işitince böyle içi gönlü safayla doldu. Ondan sonra katına geldi, yer öptü oturdu. Bu sözü ağlayıp dile getirdi. Yani ağladı, orada yeri öptü. Dedi ki, ki ben ne olaydı ol kadre ereydim, mübarek yüzünü gözler göreydim. Yani şimdi gözleri ama ee, diyor ki hanım yani keşke ya Resulallah, ben seni görseydim diyor. Bu kadar böyle bir değere erseydim ne güzel olurdu diyor. Pes onun sildi iki gözünü ol açıldı gördü görklü yüzünü ol. Bunun üzerine Peygamberimiz hanımın yani yüzünü sildi ve bir anda gözleri açıldı. O Peygamberimizin mübarek yüzünü görmüş oldu. Yani hemen orada yani bir keramet yani veya bir mucize gerçekleşti diyor e, de, de, demiş oluyor. Gelip öptü elin dedi ey şah ki gördüm yüzünü elhamdülillah. Ondan sonra ki gördüm yüzüne elhamdülillah işittiler bu ee, icazı şu dilden bu kez halk aşık oldu canı dilden. Yani e, bu bu mucizeyi insanlar işitince herkes canından gönülden kendisine aşık oldu. Ee, niçin sevmeyeler ol a, e, ar camı e, çün anın için yarattı hak cihanı. Yani zaten nasıl olur da sevmesinler ki e, bütün canı Cenab-ı Hak onun için e, yarattı dolayısıyla yani herkesin zaten onu sevmesi yani normal yani. Çünkü alemi zaten Peygamberimiz onun için yarattı. Hususa gurbeta yüz tuttu gitti. çıkıp hubbul vatandan hicret etti. Yani vatanı sevdiği vatandan ayrılarak zaten hicret etti. Yani yani Allah yolunu böyle yani cehd etmiş, cihat etmiş bir peygamber. Ki kanı Mekke şehri kanı yesrip eğer ki e, birdi ona şarkı var. Yani Mekke neresi Medine neresi ama buna rağmen Peygamberimiz için birdi. Yani ha doğu ha batı e, bunlar onun için birdi. Veli e, arz-ı tihame eltaf Şu Kabe onda idi eşref idi. Yani bu tihame bölgesi daha latif yani ona öyle geliyordu. ama Çünkü Kabe oradaydı yani Mekke'yi sevmeleri nedeni Kabe'nin orada e, bulunması idi ki hatta çıkardı Mekke'den ol dedi ya Mekke gittim gerçi ben yol veli çıkarmasa ehlini ben ehlin beni hiç koyup gider değildim ben seni yani peygamberimiz biraz duygulanıyor yani Mekke'den ayrılırken ama burada şimdi vurgu herhangi bir toprak parçası olarak orayı sevmek değil yani Mekke'yi Kabe'nin merkezi olarak seviyor peygamberimiz diyor ki yani eğer diyor ahalin beni buradan çıkartmasaydı ben diyor hiç şey yapmazdım diyor yani Hani buradan çıkmazdım diyor. Ondan sonra veli çıkarmasa ehlim beni hiç koyup gider değildim ben seni. Çok güzel yani Kabe diyor ki yani ben buradan gitmezdim diyor. Ahal ama Mekkeliler beni çıkartıyor diyor. Mecburen buradan ayrılıyorum diyor. Ki sensin hayrı arzu Allah, hayrı arzullah de, dedi. seni artık sever Allah dedi. Yani ben buradan gidiyorum ama Allah seni sever yani. Dolayısıyla yani biz gittik diye burada yetim kalmazsın. bu, buluta geldi pes ol nuru kevneğin yani bu, bulara pardon Medine'ye geldi ol yani kevneğinin nuru olan peygamber Medine'ye geldi çıkıpken göklere ta Kabe kalsın yani şimdi burada mirajla hicret karşıtlığını dile getiriyor yani peygamberimiz bir tarafıyla hem yani miraj yapıyor ama daha sonra yani birisi dikey yatay birisi dikey ee, ondan sonra mesela Mekke'den Medine'ye hicret ediyor yani bir paradoks bu aslında ondan sonra Cihanın canı, canın canı geldi. Yani şimdi cihanın canı ve canımızın canı geldi. Kamu dertlilerin dermanı, of çok güzel, bütün dertlilerin dermanı geldi. Şerai cevherinin kanı geldi. Hakaik şehrinin sultanı geldi. Yani şimdi peygamber böyle anlatılır tabii. Hakikatler şehrinin sultanı geldi. Gelir tefsir içinde bir rivayet, sen onu can içinde kıldırayet. Yani tefsirlerde bir rivayet var ki böyle can kulayla onu dinle. Neymiş o? Medine ehli çün bildiler onu ki geldi bunlara sahibi mes sahip mesane. Yani vahyin sah sahip mesane yani vahyi getiren peygamber yani geldi. Okurlardı bunlar İncil, Tevrat bulurlardı e, sıfatın Sufat'ın anda bizzat. Yani yani bizzat yani onun peygamber Efendimizin niteliklerini, vasıflarını İncil ve Tevrat'ta bulurlardı. Peygamberimizi görünce tanımış oldular. Şu alimler var idi onda hazır ki cümle ilme olmuşlardı nazır. Yani e, bütün hani alimler orada bulunuyordu ve bütün ilimlere varis olmuşlardı yani. Yo idi bunlarca kimse e, mua, mu şey, e, muasır mühendislerdi heyette mübasır. Evet hususan sözleri şiir şiir u sanayi mecazı beden. yani onların ilimleri daha çok bunlarla ilgiliydi. Yani yani şiir, sanat vesaire falan bu tarz konularla ilgili ilimlerdi. belagatta kelama sihrederler, ederler, fesahatta makama dür dökerler. Yani belagat ilminde böyle hani inciler dökerler. Fesahatte de yine böyle çok eee meziyetle idiler. Müdekkikler Nazarda kıl yararlar. Evet. Yani müdekkikler yani in, nazarda kıl yararlar. Kemali ilim ile insan ararlar. Yani e, ilmin kemaliyle yani in, insan ararlar. Bu kez çünkü ayağına geldi ahbar. Yani haberler böyle ayağın oldu. Pes onu görmeye geldiler ahyar Yani bütün hayırlılar onu görmek için geldiler. Teemmül edeler ta Hilmin onun yani onun ilmini düşünürler, öğrenirler. Takul eylerler ilmini onun kemalini görüp münkad olalar e, e, ve kâlette ve kadette dahi e, nakat olalar diyor. Yani daha önce şimdi yani kısaca hani özetleyelim burada şimdi birbirine benzer cümleler söyledi. Şimdi Medineliler hani İncil okuyor, Tevrat okuyor, hem Hristiyanlar hem oradaki Yahudiler dolayısıyla Medine halkı da onlardan öğreniyor ama onların ilim türü böyle değildi. Yani onlar mesela işte ilim, belagat ve vesaire bir takım şeyler biliyorlar ama Peygamberimizi tanıdıktan sonra konu değişmiş oluyor. Şimdi bu yani Peygamberimizin Medine'ye yerleşmesi meselesini böylece gördük. Kasidetü Hazretin Nebi diye Hazreti Peygamberi övgü diye bir bölüm var. Burada kalacağız. Önümüzdeki hafta inşallah buradan devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara daha sonra ikinci bölüme geçiş yapacağız. Oh, oh, oh. oh. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Programımızın ikinci kısmındayız. Şimdi burada e, Ahzab suresini okumaya başlayacağız. E, en son secde suresini bitirmiştik. E, Ahzab suresi e, Kur'an-ı Kerim'de yani sıralamada 33. sure. E, Medine'de nazil olmuş ve 73 ayet-i kerime Ahzab suresi. E biliyorsunuz şimdi Ahzab hizipler demek yani gruplar yani. Kur'an-ı Kerim'de e, değişik vesilelerde geçiyor. Mesela e, Hizbullah ya da Rahman yani tabiri Hizbu şeytan yani bu tabirleri geçiyor mesela yani Rahman'ın taraftarları olmak gibi yani bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Ahsap bunun çoğulu. Ahsap e, Medine'yi işgale gelen yani Mekkeliler tabi çeşitli gruplardan oluşuyordu. Yani sadece Mekkeliler değil çevredeki birçok da onlara katılmış ve baya büyük bir ordu oluşturmuşlar. Fakat e, büyük olduğu ölçüde ordu e, dayanıksız ve metanetsiz bir ordu olmuş. Çünkü yani ahsap kelimesi hani kendi içerisinde bir tür zayıflık da ifade ediyor herhalde. Yani yani gruplar bir araya geliyor ama grupların bir araya gelişinde o ilk baştaki dayanışma gücü oluşmuyor, ortaya çıkmıyor. Böyle bir durum yani. Dolayısıyla yani biraz böyle hani Hendek Savaşı ile ilgili ama tabii başka konulara da yorumlanabilecek bir kavram, ahsap. Şimdi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhelzi şey ya eyühenbiyyu itekillaha ve la tuc'il kafirin vel munafikin inallaha kana aliman hakima Şimdi doğrudan peygamber Efendimize hitap ediyor. Ey peygamber ya eyühenbiyyu yani ey peygamber doğrudan ona hitap ediyor ve peygamberlik vasfıyla hitap ediyor. Yani mesela ismiyle değil başka bir vasfıyla değil bir peygamber olarak yani ya eyyühen nebiyyü ey peygamber ittekillâhe Allah'tan sakın ittekî vettekû yani takva sahibi ol ve lâ tuti'il kâfirîne vel münafıkîn kâfirlere ve münafıklara itaat etme o zaman şimdi burada yani ittekî yani e, yani Allah'ı Hay yönel yani Allah'ı dikkate al ve kafir ve münafıkların sözlerine kulak verme. Ondan sonra Şimdi konu hani ne olursa olsun önce tabii şunu düşünmek gerekiyor. Acaba peygamber kafirlere ve münafıklara itaat eder mi? Yani onların sözlerine itaat eder mi? Elbette ki etmez ama ee, peygamber onlarla Onları yani celbetmek için, onları dine davet etmek için bir hoşgörü gösterebilir, yani bir tolerans e, gösterebilir. Bunun tabi İslam Hazreti Peygamber'in hayatında bir takım örnekleri var. Yani e, dolayısıyla burada da yani böyle bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ama Cenab-ı Hak e, o tarz durumlarda yani Peygamber Efendimiz'in daha e, toleransa meylettiği durumlarda Cenab-ı Hak daha e, katı bir e, hükümle e, yani Peygamber Efendimiz'i de uyarıyor yani Peygamber Efendimiz'i de bize de e, takvayı e, hatırlatıyor ve böyle bir cümle ortaya çıkıyor yani gerçekten şöyle baktığın zaman yani e, yani Kur'an-ı Kerim'i anlama bakımından hakikaten çok enteresan bir ifade bu yani e, İttekillâhe ve la tuti'il kafirine vel munafikin. İnne Allaha kana alimen hakima. kuşkusuz Allah bilendir, en yani alimdir ve hakimdir. E, yani hikmet sahibidir, hükümrandır. E, dolayısıyla yani her neyse yani konu her neyse yani şu şöyle olursa acaba kafirleri celbedebilir miyiz? Münafıkları celbedebilir miyiz diye düşünmeye gerek yok. Yani müstane davranmak lazım. Ee, demiş oluyor. İnallâhe kâne alîmen hakkîmâ. Vettebî mâ yuha ileyke min rabbik. Rabbinden sana gelen vahye tabi ol. Şimdi bu yukarıki ayet-i şeyi e, ee, yani ve la kafirine vel münafıkin kafir ve münafıklara itaat etme yani ve tebi ma yuha ileyke min rabbike Rabbinden sana gelmiş olan vahye vahyedilmiş olan bilgiye e, tabi ol ona uy onlara uyma inna allaha kâne bima ta'melûne ta kabir kabira kuşkusuz Allah amellerinizi yani yaptığınız işlerden haberdar olandır. Yani vahye uy, Allah ne yaptığınızı biliyor, amellerinizi biliyor. Burada tabii çoğu kullanıyor. Yani senin ve dolayısıyla ümmetinin yani bütün insanların yapıp ettiklerini biliyor. Ondan haberdardır. Şimdi yukarıda alim ismini kullandı. Burada haber ismini kullandı. Bunlar arasında mutlaka tabii nüanslar vardır. Farklılıklar vardır ama yani şimdilik hani üzerine durmayalım. Allah alimdir, habirdir. Bazen şimdi benim tabi yorumlarıma göre aslında isimleri kendi aralarında tasnif etmek gerekiyor. Mesela alim ismi üst isim, işte habir ismi onun bir parçası, semi ismi onun bir parçası, basir ismi onun bir parçası. Ondan sonra yani böyle birçok isim aslında alim isminin alt isimleri, allam ismi, alim ismi gibi. Yani bunların hepsi onun parçası yani alt o o, o, o ismin e, iş yapma tarzı daha doğrusu o isim mesela Allah alimdir bilme tarzı değiştikçe yeni isimler ortaya çıkıyor. Habir de onlardan bir tanesi. Dolayısıyla şimdi yani isimleri ele alırken esma üstüne ele alırken yani bu şekilde düşünmek gerekiyor. Yani e, her bir fiile göre her bir yani bilgiyi nasıl mesela Allah'ın bilgisi nasıl tecelli ediyorsa ona göre yeni isimler kazanıyor diye bakmak lazım. Ve tevekkül <laughs> Allah, ve kefa billahi vekila. Allah'a tevekkül eyle. Ve kefe billahi vekila. Allah vekil olarak yeterlidir. Burada tabii tevekkül kelimesiyle vekil arasında bir ilişki var. Kefa ifadesinin gelmesi de yani üzerine durmak lazım. Ama hepsi birlikte yukarıki kısma bir cevap gibi ya da yukarıki ayet kelimelerin bir devamı gibi ortaya çıkıyor. Çünkü şimdi Peygamber Efendimiz şu ve bu niyetle yani kafirleri, münafıkları dine celbetmek için yani onları Müslümanlığa taşımak için onlara daha hoşgörülü davranıyor. Cenab-ı Hak öncelikle bunu kaldırıyor yani buna bunu yapma diyor. Takva sahibi ol diyor. Onlara şey yapma yönelme. Sonra onlara itaat etme diyor. ondan sonra yani vahye tabi ol diyor. Şimdi her neyse yani, yani o o konu her neyse ondan sonra da diyor ki ve tevekkel alallah yani vekilin Allah olsun. Mesela şimdi konu ne? Diyelim ki konu Mekke'de şey Mekkelilerin Medine'yi muhasara etmesi. E şimdi Medine'de tabii Yahudiler de var, Hristiyanlar da var bir de inançları zayıf olan müminler de var. Şimdi bunlar hep birlikte toplanıyorlar ve Peygamber Efendimiz'e sürekli fikir veriyorlar. Yani şöyle olsun, böyle olsun, savaşma. Çünkü neden? Aslında hepsi kendileri için de korkuyor. Yani savaş bir şehre girdiği zaman herkes bundan zarar görür diye onlar endişe ediyor. Şimdi bu nedenle Peygamber Efendimiz'e e, diyelim ki bir takım tavsiye, yani, yani taleplerde bulunuyorlar. Peygamber Efendimiz de yani onlarla beraber yaşama anlayışı da olabilir. Yani bunlara bir şekilde daha munis yaklaşıyor. Yani ait kelimeler bununla ilgili, yani burayla ilgili. Şimdi peki e nasıl bakmak lazım? Şimdi bir noktaya gelince yani tevekkül etmek lazım. Yani ve tevekkül ala yani Allah. Allah'a tevekkül edebilmek lazım ve mukaffa billahi vekila. Yani zaten vekil olarak yani senin güvenebileceğin itimat edebileceğin olarak Allah yeterlidir. Yani buna inanmak lazım, iman etmek lazım. Şimdi tabii Müslüman toplum, yani Müslümanlıkta bir ahlak olarak tevekkül meselesi çok önemli bir konudur. Ve bu tevekkül meselesi insanın halife olarak yaratılmasının bir neticesidir. İnsan halife olarak yaratıldığı için Cenab-ı Hak tarafından Allah insanı tevekkül ile sorumlu tutmuştur ve insan tevekkül ile Allah'ın ona yüklemiş olduğu görevleri, Allah'ın ona yüklemiş olduğu vazifeleri, daha doğrusu vermiş olduğu gücü Allah'a iade eder. Tevekkül aslında bu demektir. Dolayısıyla şimdi Allah insanı vekil etmiştir. Fakat insan Allah'ı vekil ederek tevekkül ile buna karşılık verir. Yani bu bakımdan tevekkül dini hayatın amaçlarından birisini teşkil eder. Dini hayatın e, hedeflerinden birisini teşkil eder. Vekafa بِاللّٰهِ vekila. <وَكِيلًا> yani Allah vekildir. Başka etkenmeler de var buna ilgili. Mesela bir tanesi حَسْبُنَ ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeterlidir ve ne güzel vekildir o. Şimdi yani vekil olması yetmiyor. Aynı zamanda onun iyi vekil olduğuna da inanmamız gerekiyor. İyi vekil olduğunu da e, düşünmemiz e, gerekiyor. Bu da bir yani Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyet. Ee, anlamına geliyor. Şimdi devam edelim. Ma <mâ> cealallahu lirraculin min kalbeyni fi cevfihi ve ma ceal ezvacekum lati minhunna ummahatikum e, ve ma ceal ediyakum ebnaakum zalikum kavlukum bi Vallahu yekulul hak ve huve yehdis Bu da enteresan bir ayet-i kerimedir. Yani zor bir ayet-i kerimedir. Şimdi diyor ki önce ma cealallahu li fi kalbeyni şey min kalbeyni fi cefi. Allah hiç kimsenin içine iki tane kalp koymadı. Yani gerçekten çok enteresan bir ayet-i kerime. Yani diyelim ki mesela anne annedir kadın kadındır, çocuk çocuktur vesaire. Yani yani her şey böyledir. Yani bunları birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi İslam'ın hani hükümlerin ortaya çıkışında burası çok ilginç bir konu. Yani İslam tabii birçok hükmü değiştiriyor. Mesela evlatlığı ortadan kaldırıyor. İşte derim ki işte yani evlilik hayatını tahkim ediyor, hükümlerini belirliyor. Mahremiyet nedir, ne değildir? Bunların hepsini ortaya koyuyor İslam. Yani bu tarz yakla şeyler getiriyor yani Kur'an-ı Kerim. E, yani bu tarz ifadeleri getiriyor ama bunların hepsinin öncesinde bir cümle söylüyor. Yani diyor ki Cenab-ı Hak yani Allah kimsenin kalbine şey kimsenin içine iki tane kalp koymadı. Yani herkesin içine bir tane kalbi var. Dolayısıyla şimdi buna göre hareket etmemiz lazım. Şimdi ve ma ceale ezvecekum Şimdi zihar yaptığınız ...kadınları da... ...ummehâtikum... ...anneniz kılmamıştır. Şimdi bu zihar yapmak... ...boşanmada ya da boşanma öncesinde... ...kullanılan bir söz. Ee, Konun hani fıkıh tarafı... ...hani benim tabi ilgi alanım değil ama... ...yani diyelim ki mesela... ...kişi karısına diyor ki... ...sen artık bana annem gibisin. Yani artık ona yaklaşamıyor. Onunla ilişki kuramıyor. Fakat şimdi burada... Kur'an-ı Kerim diyor ki yani bu sizin kendi kendinize uydurduğunuz bir, bir söz. Yani sizin örfünüz bu olabilir ama bunun bir anlamı yok. Çünkü siz bunu kendi kendinize uydurdunuz. Şimdi biz mesela desek yani filan eti yemiyoruz. Yani mesela şimdi insanlar diyelim ee, ee, mesela vejeteryan mesela şu etleri yemiyoruz. Yani e, inek eti yemiyoruz. Şimdi buradan haramlık çıkmaz. Ya da başka bir takım prensipler mesela buradan haramlık çıkmaz. Çünkü bir şeyin haram olabilmesi için onu Allah'ın söylemiş olması gerekir. Yani Allah'ın kurala bağlamış olması gerekir. Ya da peygamberin hani bunu söylemesi gerek. Dolayısıyla şimdi siz yani karım benim için anne gibidir ve anne o dediğinizde bu bir hüküm ifade etmez. Boş bir sözdür bu. Dolayısıyla şimdi yani Allah sizin size böyle bir şey vermedi. Yani yani kalbinizde karınız sadece karı olarak bulunabilir, annenizde anne olarak bulunabilir. Yani bunlar yer değiştirmez. Wa <laughs> ma Yani böyle e, çağırdığınız işte ne bileyim, e, yani işte kölelerinizi de evlatlarınız kılmadı. Yani iki şeyi birden ortadan kaldırıyor. Yani birincisi boşanmada işte kullanılan bu yani münasebetsiz sözü Cenab-ı Hak. Yasaklıyor daha doğrusu şöyle bunu geçersiz kabul ediyor yani siz bunu böyle demiş olmakla bu iş böyle olmuyor ee, ikincisi şimdi insanlar mesela diyor ki ben diyor kölemi çok sevdim bunu evladım ediniyorum mesela kız ise işte yani ona göre bir hukuk oluşuyor erkek ise ona göre bir hukuk oluşuyor Cenab-ı Hak bunu ortadan kaldırıyor ve bizzat bunu efendim peygamber efendimiz üzerine kaldırıyor çünkü Zeyd peygamber efendimizin evlatlığı. Şimdi evlatlığı olunca e, peygamber efendimiz onu evlendiriyor. Daha sonra Allah e, onun evlendiği kadınla peygamberi evlendirerek bu hukuku ortadan kaldırıyor. Yani bu uygulamayı ortadan e, kaldırıyor. Dolayısıyla şimdi ee, yani burada birçok konunun değiştirildiğini görüyoruz ama esas tabi geri şimdi bir etkileme söyleyecek o çok önemli olacak şimdi zelikum kablukum bi efvahikum yani bütün bunlar yani evlat bu benim evlatlığımdır hükmü kendi ağzınızda kendinizin uydurduğu bir söz yani bu geçerli değil çünkü bir şeyin din olabilmesi için, bir şeyin ahlak olabilmesi için Allah tarafından beyan edilmesi gerekir. Yani insanlar kendi kendilerine bu hükmü veremezler. Zalikum kavlukum bi efvahikum. Vallahu yekulul hakka ve huve Halbuki Allah hakikati söyler ve doğruyu ulaştırır. Demek ki yani sizin bu yaptığınız işler hakikat değil. Vallahu yekulul hak. Yani Allah doğruyu söyler ve sebil ve doğru yola ulaştırır. Yani din o zaman Allah'ın söylediğidir. Ondan sonra yani insanların kendi kendilerine söyledikleri şey din olamaz. Ud'uhum li ebnâihim hu aksatu indallâhi Şimdi köleleri yani babalarının adlarıyla çağırın. Yani kendilerini kendinize izafe etmeyin, ispet etmeyin. Onları baba isimleriyle çağırın. Dolayısıyla hükmü yıkıyor yani gene yıkıyor. Bu aksatu indallah. Allah katında bu daha doğru bir iştir. Tabi burada aksatu demek yani diğeri de doğrudur anlamında değil. Yani doğru olan budur. Yani Allah katında olan şeydir. Bu aksatu indallahi. Ondan sonra indallahi. Fe in ta'lemu ve din yani bilmiyorsunuz mesela babalarını bilmiyorsunuz. Onlar da bilmiyor. Çünkü yani ailelerinin çocukken kopartılmışlar. Baban kim diyorsun bilmiyor. Ondan sonra e, efendim tanımıyorlar yani herhangi bir şekilde. O zaman yani yapacak bir şey yok. Bunlar... Yani onlar sizin din kardeşlerinizdir yani. Ama din kardeşidir. Şimdi din kardeşi başka bir şey. Neseben kardeş başka bir şey. Mesela din kardeşinde... ...delim ki evlilikler vesaire... Ee, ...sınırlanmaz ama neseben kardeşlik öyle değildir. Bunlar şimdi kölelerin yani bir kısmını... ...şimdi adam diyeyim, çocuğu olmuyor, erkek çocuğu olmuyor. Günümüzde de hani geçerli bir şey bu. Bazen yani erkek çocuğu olmuyor, bir çocuk ediniyor falan. Ee, şimdi din bunu yani mahremiyeti ilga eden bir şey olarak görmüyor. Yani benim kanaatime göre de yani bir insan tabii... Yani çocuklarla bir şekilde ilgilenmesinde fayda var, başka insanlarla ilgilenmesine fayda var ama yani insanlar bir çocuk alarak işte bir birisini çocuk edinerek yani normal evladı gibi onunla ilgilenmek istiyor ama tabii söylemek lazım yani din bunu, İslam bunu tecviz etmiyor, İslam bunu kabul etmiyor. Eğer şimdi babalarını bilmezseniz bu kölelerin ve ihvanıkom fi'd-din ve Yani onlar sizin hem din kardeşleriniz ya da işte köleleriniz yani yani e, yani yapacak bir şey yok. O zaman isimlerle hitap edersiniz ama yani bu filancanın oğludur deyip böyle e, ona baba olmaya kalkmayın. Yani kimse kimsenin babası olmaya kalkmasın. Veleyselakum bihi. Yani bu konuyu konuda atayla bir takım şeyler yaptınız. Yani burada bir günah yok yani. Ee, ondan sonra e, ondan sonra evet. yani mesela hatayla isimlendirdiniz. Yani diyelim ki ona filancanın oğlu dediniz. Burada bir günah yok. Ve lise ahtatun bihi. Yani hatayla yapmış olduğunuz işlerde yani size bir günah yok. Velakin ma taammedet kulubukum. Yani şimdi bir şeyin günah olması için yani hatayla değil kalben o konuda kararlı olmanız lazım. Yani bu tabi genelde bir prensip. Şimdi ayet e diyor ki mesela yani Rabbena la ne innesine ve Ya Rab unutur ya da hata edersek bizi muahaze etme. Yani biz hani bu duanın diyelim ki makbul olduğunu na inanırız yani. Şimdi günahın günah olması için kalben taammüd gerekiyor. Yani tam böyle kalp bu konuda karar kıldı. Yani bunu yapmaya ta e karar kıldı falan diye düşünmek lazım. Mate ammedet kulubukum. Ve Allahu gafuran rahima. Şimdi burası da tabii ait kelimenin cemal tarafı, merhamet tarafı. Yani Allah rahimdir ve gafurdur. Yani günah da işleyebilirsiniz. Kalpleriniz o günahı da işlemiş olabilir. Ama Allah rahimdir ve gafurdur. Dolayısıyla şimdi eğer günah işlenmişse artık yapılması gereken şey tövbedir. O kana Allahu rahime, gafuran rahime. Şimdi başka bir ayet kerimeye geliyoruz ki gerçekten bu ayet kerime böyle dinin ruhunu anlama bakımından çok önemli bir ayet kerimedir. Ennebiyyü evle bil mu'minîne min enfusihim. Peygamber müminlere onların canlarından daha yakındır. Ennebiyyü evle bil mu'minîne min enfusihim. Yani peygamber müminlere onların canlarından daha yakındır. Şimdi bu ne demek? Bunun ne olduğunu bazı hadis-i şeriflerden hatırlayabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir Hazreti Ömer'e yani rivayete göre, beni ne kadar seviyorsun diyor. Peygamber Efendimiz de şey Hazreti Ömer de canımdan sonra seni severim diyor. Diyor ki kişi beni canından daha çok sevmedikçe gerçekte iman etmiş olmaz. Dolayısıyla şimdi yani Peygamber Efendimiz müminlere peygambere olan imanlarını, peygambere olan sevgilerini, muhabbetlerini kendilerine olan sevgilerinin üzerine tutmalarını öğretmiştir. Yani talim etmiştir. Böylece şimdi yani peygamber herhangi bir insan olmanın ötesine geçerek yani kişiyle Allah arasındaki bir ee, ne diyelim rehbere dönüşüyor. Yani dolayısıyla şimdi yani başka bir insan için söylediğimizde anlamsız olacak cümle peygamber için geçerli oluyor ve ee, anlam kazanıyor. Yani al bir mi insan peygamberi kendi de canından daha çok sevebilir. Yani Allah nasip eylesin yani böyle sevmeyi. Allah nasip eylesin. Peki bu niye böyledir? Çünkü bunun sebebi şu. En yu evla bil mu'minine min enfusihim. Çünkü peygamber müminlere canlarından daha yakındır. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Yani onun zevceleri ise hanımları ise onların anneleridir. Ve ezvacuhu ummahatuhum. Yani onun zevcileri. Şimdi burada yine bir paradoks var. Şöyle ayet-i kerimeyi tersinden okuyacak olsak şöyle olurdu. Eğer Peygamber Efendimizin eşleri bizim annelerimiz ise peygamberin bizim babamız gibi olması gerekiyor ya da babamız olması gerekiyor. Halbuki peygamber bizim babamız değil. Peygamber bize canlarımızdan daha yakın. Demek ki şimdi anneler normal muamele görürken peygamber hususi muamele görüyor. Yani ayrı muamele görüyor. Bu nedenle e, peygamberin hanımları bizim annelerimiz ama peygamber bizim babamız değil. Yani kimseye peygamber babalık etmedi ya da kimse peygamberi baba gibi görmez. Daha sonra mesela tasavvuf geleneğinde baba tabiri kullanılmaya başlıyor ama tabii onun başka bir nedeni var böylece bir yorum ortaya çıkmış oluyor. Ve ulul erham ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillahi minel mu'minin vel muhacirin illa en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa. Yani zalike fi'l kitabi mastura. Şimdi Peygamber Efendimizin anneleri e, bu onlarla ilgili yani hem Ahzab suresinde hem başka surelerde de Ayet-i var. Burada yine gelecek. Ee, Peygamber Efendimiz'in ehli beytiyle ilgili konular var. Yani Müslümanlıkta. Yani bunların hepsi tabii çok önemli konular. Yani çok önemli meseleler. Ee, evvel emirde pe şimdi Peygamber Efendimiz yani e daha mesela Hazreti İsa örneğinde yok tabii. Hazreti Musa'da nasıl bilmiyorum. Hazreti Harun'da. Birçok yani kadınla evlenmiştir Peygamber Efendimiz. Ve bunların hepsi müminlerin anneleri olarak kabul edilir. Bu ne demek? Yani diyelim ki mesela peygamber efendimizin vefatından sonra evlenemezler. Yani, yani şeriat bunu yasaklıyor. Ondan sonra peygamber efendimizin e, vefatından sonra yani normal yani diyelim ki ümmetin anneleri olarak e, yaşamaya devam ederler. Yani şey bu, hukuk bu şekilde. Bu bakımdan aslında bir feragat yani bir fedakarlık olmuş oluyor. Onlar için özellikle Hazreti Ayşe mesela en gençleri Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe için bu böyle olmuş oluyor. Ee, bu ayetlerime bunu söylemiş oluyor bize. Şimdi e, ve ulul erham Al, e, ve ulul erhamı, bādum evla bi ba'din Şimdi e, Allah'ın kitabında akrabaları diğer e, diğer müminlerden muhacirlerden birbirlerine daha önceliklidirler. Şimdi e, ve ulul erham ba'dum evla bi minel vel muhacirin. Şimdi e, akraba mesela yani iman bir bağ oluşturuyor ama o iman bağının içerisinde bir de akrabalık bağları var. Şimdi İslam akrabalık bağlarını aslında güçlendiriyor. Daha doğrusu ona yeni bir bağ ekliyor. Yani iman bağı ekliyor. Yeni bir gerekçe Oluşturuyor ama akrabalığı ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla şimdi yani mesela diyelim ki annelerimiz mesela peygamberimizin eşleri ama kendi annelerimiz de var. Onlar aynı zamanda bizim akrabalarımız yani peygamberin eşleri annelerimiz değil. Şimdi o zaman şimdi hani normal kendi annelerimizin önceliği olması lazım diyelim. Ya da mesela kendi akrabalarımızın diğer müminlere karşı yani bir önceliğinin olması gerekiyor. Yani bunu bu şekilde bilmek gerekiyor. Ve ulul erham bazıhum evla bi ba'din fi kitabillahi minel mu'minin vel muhacirin illa en tef'alu ila evliyaikum ma'rufa. Fakat herkes yani dost yani dostlarına bir takım iyilikler yapmak isteyebilir. Bu da olabilir. Kendi zelike fil kitabi mestura bunlar kitapta hükme bağlanmış yazılı olarak beyan edilmiş konulardır diyor. Evet burada kalalım Kur'an-ı Kerim'de bugün. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. 7 ve 8. ayet kelimelere geldik. Buradan devam ederiz. Şimdi kısa bir aradan sonra Divan-ı Kebir'den okuyabiliriz.

Mevlana Divanı Kebir Şerhi Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Bendeniz Ekrem Demirli. E, programımızın bu kısmında biliyorsunuz Divanı Kebir'den, yani Mevlana Celaleddin'den okumaya devam ediyoruz. Dördüncü ciltten okuyoruz. E, şu şiire geldik. Diyor ki, Abalçıktan yapılmış dünya. Evet. A balçıktan yapılmış aşağılık dünya. Seni taradığım, seni tanıdım tanıyalı. Yüz binlerce mihnetle, yüz binlerce eziyetle, bela ile tanıştım, biliştim. Şimdi dünya bir sistem ediyor. Yani çamur, yani burası çamur, sıkıntılı bir yer. Yani seni tanıdım tanıyalı böyle yüz binlerce sıkıntı falan gördüm. Bazı bizim şimdi mesela türkülerimizde vardır böyle hani irfan yani marifet ehli olduğu belli olan mesela türkülerde Emrah'ın da galiba işte hani yaradıldım yaradıl her günüme işte bin bir çile yazmışlar mesela hani böyle türküler. Tabii bunlar bir bakıma böyle ağlamak falan gibi oluyor ama gerçekte de öyle değil aslında. Çünkü yeryüzünde hani bu sıkıntıları er var sıkıntıysa bunların adı bize yazan Allah'tır. İkincisi bunlar insanın yetkinleşme araçlarıdır. Yani insanın yani mesela yani üniversite üniversitede okurken derslere lanet okuması saçma bir şeydir. Yani anlamsız bir şeydir. Ama edebiyatçı bunları tabii bazen böyle anlatıyor. Yani şimdi sıkıntı olmadan, dert olmadan insan kemale ulaşamaz hiçbir alanda. Yani diyelim sporcusun. Yani idmana kızarak yani hani niye ben koşuyorum filan denmez yani. Hani bu anlamsız. Bu şiirlere de böyle bakmak lazım. Sen eşeklerin yayıldığı yaylasın. İsa'nın konak yeri değil. Eşeklerin şu yayım yerini e, nereden de tanıdım ben? Yani ne diye geldim ben buraya? Yani eşek dediği bedenlerimiz aslında. Yani dünya, dünyadaki nimetler işte. Yani bedenlerimizi besleyen şeylerdir. Halbuki İsa'nın yeri gökyüzüdür. Yani dünyadan yüz çevirerek gökyüzüne yönelmesi gerekir diyor. Ben niye geldim? Yani burayı nereden tanıdım? Sofranı döşedin döşeyle. Bana bir içim tatlı su bile vermedin. Gitti. Elimi ayağımı fark ettim edeli. Elimi ayağımı bağladın gitti. Yani şimdi sofranı döşeyeli yani döşedin. Yani önüme nimetlerini açtın ama bana bir tatlı su vermedin. Tatlı su dedi ağabey hayat. Yani verdiğin her şey bitiyor. Yani aslında dünya nimetleri kötü değil. Fani. İki bizi daha baki olan bir şeyden alıkoyuyor. Dolayısıyla şimdi yani bir nimet yani her ne verdiysen verdin ama abi hayatı vermedin sonra elim ayağım tutmaya başladı şimdi el ayak tutuyor niye gideyim diye yani fakat sen bağladın beni yani dünyaya bağladın beni eli ayağı nasıl bağlamazsın ki sana tanrı beşik adını taktı şimdi dünya bir beşik yani e, o zaman mesela hani minel mehdi ile yani beşikten mezara kadar yani dünyadan ölüme kadar anlamına geliyor ya da mesela insanlarla Beşik'teyken konuştuğu yani dünyaya gelir gelmez anlamı vermiş olur demek o ayet ee, Eli ayağı nasıl bağlamasın ki? Sana Tanrı Beşik adını taktı. Fakat elimi ayağımı fark ettim artık. Elimi ayağımı çözeceğim ben. Yani elim ayağımı fark ettim demek şu demek. Yani elim nedir, ayağım nedir, bunların için yaratılmıştır, bunlar ne işe yarar ben bunu fark ettim. Dolayısıyla bunları çözeceğim ve kurtulacağım kendisinden havayı öğrendiğim kişinin havasına uyayım da ağaç gibi yer altından ellerimi yücelere uzatayım. Yani, yani havayı kimden öğren yani yer yani sadece varlık yeryüzü değilmiş. Şimdi bu tabii yeryüzü yani Arapça çevirilerden alıyorsa aynı zamanda toprak demek. Yani toprak yani toprak toprağa bağlı olmak, buğdayla uğraşmak, tarımla uğraşmak. Ondan sonra çamurla uğraşmak vesaire. Bir de havayı tanımak. Yani e, yukarıyı ve havayı tanımak. E, havaya doğru yönelmek. Yani bir de bunları bilmek var. E, bunun altını e, çizmemiz gere gerekiyor. Şimdi kimi tanıdım? Mesela diyelim ki yani maşuku tanıyarak yani gökyüzünü tanıdım. O zaman ellerimi kopartarak gökyüzüne doğru gideyim. Yüce dal. Yücelerden gelmiştir de onun için yücelere ağır ben de aslıma ağayım. Çünkü aslımı tanıdım, bildim ben. Şimdi yani dal mesela yukarıya doğru yani ağaç yukarıya doğru çıkıyor çünkü kökü orası. Ondan sonra yani varlık hayat yani yukarıdan geldi, yukarıya doğru gidiyor. Ben de yukarılardan geldim. Yani gökyüzünden yani veya başka bir yerden geldim. Ben de topraktan kurtularak yani oraya doğru gideyim. Nice'ye bir aşağı, yukarı deyip duracağım. Mekansızlık elidir. Çok güzel. Şimdi şiir buraya kadar normal şartlarda bir karşıtlık üzerine kurulu. Yani dünya ehli var. onları kınıyor. İkinci kademede dünyadan uzaklaşmak isteyenler. Yani gök ehli yani ukba ehli var. Buraya yönelenler. Ve fakat üçüncü kademeye geldiğimizde şiir yön değiştiriyor. Başka bir anlatı kazanıyor. Nedir o? Şimdi dünya ve öteki aslında karşıt kavramlar. Yani birbirlerini inşa ediyorlar. Fakat Mevlana şimdi üçüncü kademede efendim e, mekansızla doğru gidiyor. Şimdi diyor ki kardeşim diyor benim hayatım aşağı yukarı demekle mi geçecek? Yani aşağı dünya yukarı cennet yukarı dünya şey gök demekle mi geçecek? Hayır diyor. Ben mekansızlığa gidiyorum. O zaman şimdi ben başka bir dile ulaşmam lazım. Şimdi ne diyor? Niceye bir aşağı yukarı deyip duracağım. Mekansızlık elidir benim aslım. Yani eli dedi yurdu. Ben mekansızlığa doğru gitmek istiyorum. Bir yerin ehli değilim ben. Bir bak nereden ne, neyi tanımışım ben. Çok güzel. Evet yani bir anda iş mekanı konuşurken mekansızlığa doğru yönelmiş oldu. Hayır tabi bunu dedikten sonra yani mekansızlığı bize anlatmıyor. Karşıtlığı bize anlatıyor. Bir de ona ima ediyor. Ondan sonra da diyor ki her zaman dediğiniz okuyoruz şimdi. Hayır, sus artık. Yok ol. Yokluğa var da hiçbir şey var e, yokluğa var da hiçbir şey olma. Yani hiçbir yani bütün iddialarından yani yukarı gideceğim, aşağıda kalacağım, mekansız olacağım vesaire gibi bütün iddialarından vazgeç. Bir bak da gör. Her şey yoklukta tanıdım gördüm ben. Yani bir şey yok olduğunda aslında onu tanıyorum. Yani e, bilgim yani maduma yani gidiyor. Çok güzel burası. Padişahlar padişahı Şemseddin'den bir kadeh elde ettim. O kadehin içinde güneş çeşmesini buldum ben. Yani bir kadehin içinde güneş bir çeşme olarak akıyor. Yani kadehte sıvı var, yani şarap var ama o güneş yani yani her şeyi ısıtan, her şeyi aydınlatan. Göğsünün, bedeninin parıl parıl parlamasına karşı göz dayanamıyor. Tanrı'ya şükürler olsun ki böylesine bir dilber buldum ben. Yani şimdi bu şemsedini yani Şemsi övmek yani o kadar güzel ki göz dayanmıyor yani onun güzelliği karşısında dayanmıyor. Sevginin adalet amiri iki dünyada da bir eşi bir eş buldum. Yani adalet amiri yani sevginin amiri o bir eş buldum. Bir dost elde ettim diye e, gamın bir yılan gibi başını eziyor. O oh, çok güzel. Evet yani se yani sevgi gelince gamı bir yılan gibi başını eziyor. Büklüm büklüm saçlarına daldım da şaşırılacak bir şey elde ettim. Miskler içine girdim de bir amber buldum ben. Dudu kuşuna benzeyen canıma bakarsan görürsün ki kazanaca kaz e, kanat cağızlarını çırparak Şekerler buldum ben diye lal dudaklarının çevresinde uçup durmada. Sorarlarsa sana anlar da de ki. Şey anlat da de ki lal renkli kadehe aşıklığı buldum. Kadehte aşıklığı buldum. Sarhoşluğu, gençliği buldum. Şaraba düşkünlüğü buldum ben. Yani bunlar daha önce hep konuştuğumuz yani konulardı. yani Tekrar yani üzerine durmaya gerek yok. Ondan sonra yani şarapta ben bunları buldum. Birisi tutar da inkar ederse boynunu bağlı da bir münkir buldum diye o yüzü karayı çeker sürüye getir. Diye devam ediyor. Pişmiş baş satanların dükkanlarında olduğu gibi sayısız başlarla yürekler önünde onun o başların içinde bir baş buldum ben. Dikkat edince gördüm ki o baş onun aşkıyla doptolu olan benim başım. Of çok güzel. Aa şu bu mısra çok güzel. Hasılı ben iki dünyadan da dışarı bir bakılacak bir bakış yeri buldum yani bir manzara buldum. Yani dolayısıyla şimdi ben canımı ona yani ben mesela yani baş dediği kelleler yani hani böyle pazardan geçiyorum. Öyle kelleler gördüm bir baktım aslında benim başım orada. Yani ben can vermişim yani varlığımdan geçmişim. Evet çok güzel bir şeydi bu da. Efendim. E, o güneş inkar edeni öküz burcunda gördüm. Güneşi inkar eden öküz burcunda gördüm. Öküz e, aradan da şey aradım da kendi öküz burcumda bir eşek of. Bu ne ya? Buldum ben. Rüstem yüreklilerin safını aradım, padişahı gördüm. Ondan vazgeçtim, saflara sığmayan bir e, saflar yaran er buldum. Saflara sığmayan. Şimdi bu saflara sığmayan, bilmiyorum şimdi mesela tasavvuf kelimesinin köklerine bilseniz safta olmaktır. Belki onunla ilişkili olabilir, bilmiyorum. Yani ama ben göz saflardan çıkan, gemiyi boyuna Tebrize sürdüm ama bir türlü e, gitmiyordu. Bunun üzerine baktım da gemimin camımla demirlemiş of olduğunu anladım. Vallahi müthiş bir şeymiş bu ya. Bunu tekrar okumam lazım benim aslında. Yani gemiyi sürüyorum ama gemi gitmiyor. Meğerse canım orada demirlemiş. Yani demek ki canımı oradan çekip atmam lazımmış. Evet, böyle müthiş. Şemseddin Yusuflardan da güzel. Nazeninlerin nazlısı da nazenini bütün padişahlara, bütün yüce kişilere naz edip durmada. Yani Şemseddin böyle yani Şem, Şems Tebrizi böyle. Yusuf'tan değil yani Yusuflardan hepsinden güzel. Onun yeri şerefi yücelerden, başbuğlardan, yüzlerce kat üstün, merhametli Tanrı'nın rahmetine ulaşanlara bile naz ediyor o. Yani merhametli Tanrı'nın rahmetine ulaşanlar yani peygamberler diyebilir onlara bile naz ediyor. Tanrı sıfatlarıyla sıfatlanmış olgunluğa erişmiştir o. Yani sıfatları sıfatlanmış yani tahluk bir ahlakilla etmiş, ne yani tahakkuk etmiş, tahtına oturmuş Tacı tahta naz etmede o. Meclis onunla güzelleşmede. Savaş onun yüzünden yatışmada. Tanrı özünün hazinelerinin anahtarını onun önüne koymuş. Diye devam ediyor. Başka bir şiir. Evet. A aşık gözünü aç da dört ırmağı da kendinde gör su ırmağı, şarap ırmağı, süt ırmağı, bal ırmağı. Bunlar şimdi Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi'nde yanılmıyorsam geçen cennete akan dört ırmak. Su ırmağı, yani su, şarap, bal ve süt. Tabi bunlar yani tasavvufta yani sembol olarak çok kullanılıyorlar. Ondan sonra aynı zamanda yani her biri tabi sıvı olması hasebiyle ve nimet yani yemek yani içmek olması hasebiyle bilginin derecelerine işaret ediyorlar. Su en umumi bilgi, süt biraz daha hususi bilgi, şarap işte daha çok aşk anlamında kullanılıyor. Bal ise ee böyle tevhid bilgisi yani bilginin kemali gibi bu anlamda kullanılıyor. Şimdi şey diyor ki yani Kur'an-ı Kerim'de şimdi bunlar cennetteki nehirler olarak anlatılıyor. Burada şimdi Mevlana diyor ki A aşık gözünü aç da dört ırmağı da kendinde gör. Yani bunlar sende yani yani senin içinde su, şarap, süt ve şey var. E, bal var. Irmağı var. Aşık kendine bak. Aleme kapılma. Filan şeyde diyor. Fişman böyle diyor deyip of. Yani böyle sürekli şimdi bizikmiş birileri eleştiriyor. Yani o onu dedi, bu bunu dedi filan deyip durma. Yani bir kendine dön. Yani içine bak. Bu nehirler kendinde göreceksin. Yani şarabı kendine göreceksin diye. Dolayısıyla şimdi mesela yani şu ana kadar mesela bize anlattığı şarabı böyle yorumlarsak yani içindeki bir kabiliyeti harekete geçirmek yani ortaya çıkartmak gibi düşüneceğiz. Yani yani aklın mesela diyelim ki mesela su eğer aklımız ise şarabı öne çıkartarak yani diğer bir mesela bir aşk mesela o yeteneğimizi öne çıkartarak aklımızın üzerine başka bir kabiliyeti koymuş oluyoruz. Yani böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla böyle de yorumlanabilir. Ondan sonra devam. Ama burası çok güzeldi. Yani falan ne demiş, diğeri ne demiş bunlara bakma. Filan bana diken diyor, fişman adım, adıma adımı Yasemin takıyor demeyen, her söze, herkese boş veren, can gözü açık gülün e, kulu, kuluyum, kölesiyim ben. Yani o bana onu dedi, bu bana bunu dedi filan, bunlara uğraşma. Yani filan övüyor, filan yeriyor bunlarla uğraşmayan, ilgilenmeyen kişiye kul olayım ben. Yani esas adam, esas aşık olan odur. Filan sana gavur demiş, Feşmansa din eri, vazgeç bunlardan, gözünü aç, bundan böyle halkın gözüyle bakma yüzün çok güzel, of. Yani o bana kafir dedi, yok diğer mümin dedi, diğer şöyle dedi, böyle dedi, bırak diyor, İnsanların sözleriyle kendine bakmayı bir bırak. Gerçekten çok güzel bir söz bu, yani şey olarak. Yani biz şimdi yani kendimiz hakkında konuşmaya o kadar cesaretsiziz ki başkalarının sözleriyle kendimize bakıyoruz. Bundan da çok etkileniyoruz. Yani bizim kırıldığımız şey, bizim öfkelendiğimiz şey aslında söyledikleri şeylerin doğru olma ihtimali. Yani e, dolayısıyla şimdi yani nasıl acaba yani bu doğru olabilir mi? Yani ki o kadar umutsuzuz ki yani bir başkasının sözünden bu şekilde etkilenebiliyoruz. Hey gidi hey. Sana Tanrı öylesine bir can gözü vermiş ki mahmur bakışlarına karşı Cebrail'in yüce büyük kanadı bile secdeye kapanır. Nerk yani normalde hani şimdi hani diğer diyelim ki meleklerin secde ediyor ama burada me, yani Cebrail'in kanadı bile secde eder yani. Ondan sonra Nerkiz gözlerini yumup da leş yiyen akbaba gözlerini açma. Ha çok güzel. Şimdi bak, az önce söylediği şey o. Yani Nerkiz de sende, akbaba da sende. Şimdi nergis tarafını yani kendini seven, kendini geliştiren o tarafını şey yapıp da akbaba yani leş peşine koşan akbaba tarafını açma. İkisi de var sende yani. Can gözünü yumma, şaşı bir gözle bakma yani aleme böyle şaşı bir gözle bakma. Ee, şekil sürer aşıkları şekle surete düşmüş özüm. Şekil suret aşıkları şekle surete düşmüş. Bal ümidiyle ayran çanağına düşen sinek gibi tıpkı yani şekilce böyle surete düşkün adamlar şe şekle sarılıp kalmışlar sanki bal ümit ederek ayrana düşen bir sinek gibi yani içine bal var zannediyor düşüyor ee, böyle bir sinek gibi olma neşelen ey ölümsüz ısının aşkına düşen o çeşit e, kanatların olduktan sonra balçıktan ne gam sana? Cebrail'in bile boyuna sana kul köle olmasını istiyorsan yürü. Adem'e secde et. Rahmetten sürülmüş et e, rahmetten sürülmüş şeytan. Kanlar içen çölün kâbesinde haberi olsaydı bir yanda bir gül bahçesi, bir yanda arı duru bir armut şey ırmak görürdü. Ey insanların iyisine kötüsüne bakıp kalan, buna razı oldu ya ne diyeyim? Artık Tanrı yardımcın olsun senin. Tanrı emanetlerine gök bile dayanamadı. Fakat Tebrizli Şems onları yeryüzüne nasıl da yayıyor. Evet çok güzel. Başka bir şiir okuyalım. Bir dilim ekmek için bunca maskaralığa düşmüşsün. Ha boynu kırılası, kırılasıca. Ekmeğin çevresinde dönüp dolaşan, dolaşman e, kararmış gönlünü büsbütün bütün karartmış. Yani ekmek peşindesin. Yani hep, hep evet insanın şeyi bu tabi Adem'den beri. Am maskara. Aynada kara yüzünü, kör gözünü gördün de ahmaklar gibi tuttun. Aynaya güldün. Aynayla al, alaya kalktın. Fakat alayın aynayla değil kendinle. Çünkü yüzün her aydın gönüllünün alay edeceği bir yüz. Gönlü kararmış iki yüzlü yüzünle alay et. Çünkü başını ayağına dek maskaraya şey baştan ayağa dek maskaraya alınacak bir e, kaltabandır o. Kendi kanına gö görene ben ne yapabilirim? Kanına girene ben ne yapabilirim? Elimden ne gelir? Hırsızlık eden merdivene çıkarılıp dar ağacına çekilmeyi hak eder. Yani eğer hırsızlık tabii bu yani her hırsızlık yapan değil. Yani böyle yol kesiciler var. Onlara bazen böyle ceza veriliyor. Tanrı aşkına düşenlerle alay eden kişinin başına kahraman celladın kahır kılıcı iner. Burada işi biraz değiştiriyor tabi. Yerdeki insanlarla gökteki melekler kadar ibadet etmiş olsa bile Tanrı kahrı bir soluk almaya bile bırakmaz onu. Adem oğlu olan İblis'ten ibret alır. İblis Adem'le alay etti de yüzü karardı gitti. Şimdi bu tabi muhtemelen yani birisinden ya da birilerinden söz eden bir şiir. Yani e, dolayısıyla yani normalde şimdi biz hani adamı e, başka bir nedenle idam edilmiş bilebiliriz. Halbuki şimdi Mevlana diyor ki aslında idam nedeni o değildi. Yani o onun bahanesiydi. İdam nedeni velilerle böyle yani iyi insanlarla alay etmek, onları küçük düşürmek, onları aşağılamak. Yani şimdi mesela şeytan diyelim ki mesela Adem'i aşağıladı. Şimdi bunun karşı yani Adem halbuki eşrefi mahlukat. Şimdi kim mesela yeryüzünde onu aşağı insan oğlunu aşağılarsa ya da bir veliyi aşağılarsa iblisi taklit etmiş oluyor. Dolayısıyla dar ağacına gitmeyi hak eder diyor. Halbuki mesela neden başka olabilir? Yani başka bir şey ee, olabilir. Nedeni de bahane. Ee, Adem evet, o gönlü kararmış zalim gönül ehline bühtanlar eder. Onlarla alaya girişir. Onları e, rı acıklanır, hayıflanır. Şeriat sahibi Ahmet'le Ebu Cehil Ahmet'le Ebu Cehil alay ederdi. Korkak Firavun da İmran oğlu Musa'yı alay alır. Şimdi çok enteresan. Mesela Firavun'a korkak demek hakikaten büyük iş. Halbuki Firavun korkak ve korkak olduğu için öldürüyor. Mesela çocukları öldürüyor yani ileride bir gün başıma iş gelir gerçekten öyle mesela şimdi bu baya büyük bir akıl korkak olduğu için öldürüyor. Yani biz her gün mesela onu işte tedbir akıl filan diye düşünüyoruz ama öyle değil korkak olduğu için öldürüyor Firavun. Dolayısıyla şimdi korkak Firavun'u gerçekten şimdi Mevlana'nın hani kullandığı çok iyi bir terim yani yani insanları anlamada yani şey yapmadan yani zalime korkak demek çok iyi bir terimleştirme yani çok güzel. Şimdi Ebu ile Ebu Cehil peygamber efendimizle alay ediyor. Ondan sonra şeyde korkak firavunda Musa'yı al alaya alırdı. Onlar dayandılar da sonucu ta Tanrı yani hepsi ona sabırla karşıladılar. Bunu ve Allah'ın kahrı yetişti. Tanrı kahrının e, dam damını, e, damın tepelerini çöküverdi. Ciğerler e, ciğerler hasetçilerin e, kınamalarından kan kesilir. Onları alaylarının derdi insanın canına dağlar. Onlardan kaçsan da yapayalnız bir mağaraya sığınsan gene aşk çevgen gibi seni çeker ortaya atar dağ. Şimdi bu normalde mesela şimdi bu şiir şu ana kadar okuduğumuz şiirlere benzemeyen bir şiir. Bence bu şiir biraz Mevlana Celaleddin'in çevresiyle, Konya Konya'yla, Konya toplumuyla mesela Şems'le olan dostun hani çekememe falan gibi konular hani konuşulur. Biraz burayla ilgili bir şey yani diyor ki şimdi anlatıyor şimdi Ebu Cehil örneğini veriyor Firavun örneğini veriyor ondan sonra başka örnekler veriyor filan insanların aslında bir nedenle ceza görürken aslında onun daha derininde velileri haksızlık etmelerinin bulunduğunu söylüyor. Yani bir tür aslında yani şehirde tasavvufun bulunuşu şehirde sufilerin velilerin bulunuşunu izah ediyor ve en son geldiği nokta da şu yani bu burası da önemli yani ne yapalım mesela şehri terk edelim gizlenelim e gizleniriz belki inzivaya gideriz ama aşk gene bizi buraya çekiyor demek ki yani Mevlana diyor ki yani benim burada olmam burada konuşmam bu şiirleri yazmam aşktan kaynaklanıyor yani aşk bir çevgan gibi beni oyuna çekiyor yani dışarıya atmıyor beni içeriye çekiyor demiş oluyor yani dolayısıyla şimdi yani Mevlana üzerine iz yazacak arkadaşlar insanlar yani bu şiiri biraz daha farklı ele alarak bir yani tasavvuf veya mesela Mevlana ve Konya mesela Mevlana e, ve şehir gibi yani o başlık içerisinde yani karşılaştıkları işte e, haset, çekemezlik, baskılar vesaire ile ilgili e, gör, e, okumasında e, fayda var. Şimdi devam ediyor. Her donmuş e, uyuşmuşun e, zehrini tattırır, e, tattırır. Her hasetçiden e, bir armağan sunar sana. Evet dünya kurulalı aşıkların başlarına hep bu gelir. Her vakitte aşıkların işleri güçleri budur. Yani hep böyle yani sıkıntılar, zahmetler, dertler şeyler falan gelir. Aşk dinindeysen eee kınanmaya gönül ver. düşmanın alayından, gücenmesinden yüz çevirme. Yani şimdi aşk dini tabiri önemli. Yani aşk dini ne demek mesela? İbn Arabi'nin şiirinden de şiirinde de geçiyor bu aşk dini yani, yani böyle bir tabir var. Şimdi e, dolayısıyla Mevlana da bunu kullandı. Eğer yolumuz aşk ise yani meşrebimiz dindarlığımız aşk ise bir defa bunun ilk şeylerinden birisi kınanmaya e, talip olacaksın. Yani kınanacaksın ve bundan e, rahatsız olmayacaksın. Düşmanın alayından, gücenmesinden yüz çevirme. Aşıklık tunç işçiliğine yahut da demirciliğe benzer. Bu sanatlarla uğraşanların yüzleri daima karadır. Yani Şimdi tunç iş yani demir işçisi olanlar e, yani yüzleri karadır yani o onların yüzüne çarpar şey yapar. Dolayısıyla rüsvaydır yani aşık alemde rüsvay olandır yani ayıplanandır. Bu daha önce de geçmişti yani. Tunç işçisinin demircinin yüzü külhandan kazandan e, kıza kararır. Fakat e, kazanın çevresi de tamamıyla kararır gider. Sonunda aşıkların yüzlerindeki kara da onlarla eğlenen kişinin onlara söz edenin, onlara alıkoyanın yüzünü karartır. Evet, şekle görünüşe çekilen aşk bile hasetçilerin düşmanlığını çeker. Ee, hele dilediğini yapan şekli, evet. Hele Tanrı sırrının başlar başı eşsiz şemseddine, Tebriz'in övündüğü ere, varlığın özüne, yürüyen aşığa, Aşk çekilen çekilirse neler gelmez adamın var. of çok güzel. Yani bu gerçekten bir Mevlana şeyi. Yani Mevlana'nın bu yolda çektiği bir şikayet. E, bu şiirin altını çiziyorum. Daha doğrusu buna şikayet name başlığı atıyorum. Yani ileride bir gün yani yazarken bunu buradan kullanırız. Evet burada kalalım. E, bugün de yani üç bölüm okumuş olduk. Hem Muhammediye'den hem Kur'an-ı Kerim'den hem de Mevlana'dan e, bölümlerimizi okumuş olduk. E, önümüzdeki hafta inşallah tekrar kaldığımız yerde buluşuruz diye ümit ediyoruz bu vesileyle program yapmamıza imkan veren Turkuaz'ın değerli yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz radyomuzun müjdesine teşekkür ediyoruz program editörümüz Faruk Cömert'e teşekkür ediyoruz Allah milletimize memleketimize zeval vermesin diye dua ediyoruz dertli olanlara kolaylık ihsan etsin diye dua ediyoruz Allah yar ve yardımcımız olsun diye temenni ediyoruz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat